Herkese günaydınlar arkadaşlar. Yeni bir günden herkese merhabalar. Evime kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Normalde kendime kahvaltıda böyle bir şeyler hazırlamam. Ama bugün canım menemen istedi. Hatta eşim aradı demin. Böyle başlangıcını çekemedim soğan falan kavrulurken. Ne yapıyorsun dedi. Canı istemesin diye söylemedim. Görevdeydi. Buzlukta domates vardı biliyorsunuz, küp küp kesmiştim, kaplara koymuştum, ondan çıkardım. Biber de buzluktan, soğanla kavurdum. Şimdi baharatlarını ekleyeyim, güzel bir menemen yapayım. İki tane yumurta kırdım. Sizler nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Az önce annemle konuştum. İyiyim dedi, gecesi iyi geçmiş. Böyle baş dönmeleri falan, titremeleri ara ara oluyor, söylüyorum zaten. Ablam da hocayı aramıştı dün. Haftaya kontrolü var. İlaçları ya yükseltecek ya da böyle devam edecek bakalım. Çok şükür diyelim her halimize. Öyle babamla, annemle konuştum. Duru'nun sesi de geliyordu böyle arkada. Ben dün size cam silerim falan, temizlik yaparım demiştim de. Bakalım ne yaparım ben de bilmiyorum arkadaşlar. Pazara mı giderim? Yemek ne yaparım? İnanın hiçbir fikrim yok. İlk bir karnımı doyurayım. İlk önce bir kendime geleyim. Ondan sonra da buluşalım bakalım. Melemen olsun, yumurtalarını kıracağım. Size en son halini gösteririm. Tepsiye peynir, zeytin, iki tane kaşar. Bir de annemin ellerinden mis gibi incir reçeli aldım. Çayımı da şöyle, ay pardon, ufaktan altını yatayım, birazdan çöker. Öyle bakalım. Domatesler suyunu bayağı bir çekti. Buzluktan olduğu için bayağı su salıyor. Bu arada tavamı ilk defa kullandım arkadaşlar. Yani yoğunluktan böyle sıra gelmedi. Bu bana çok gelecek aslında ama. Yaren varken de yapamıyorum. Çünkü benim kızım melemeni sevmiyor. Hiç sevmiyor hem de. Gerçi geçen ne zaman yaptım ben? Aynen ablamlar varken yaptım. O zaman yedi, hayret ettim. Böyle yumurtanın beyazları gözüküyor ya, hiç sevmez. Şimdi çok karıştırmayacağım. Kapağını kapatacağım. Üzerlerine de pul biber dökeyim yumurtaların. Altında kısayım. Afiyetle yiyin bakalım. Saat 2:30 oldu. Telefonu elime anca alabildim. Kahvaltıdan sonra mesajlarınıza döndüm. Bayağı bir tembellik yaptım. Bu arada teneffüse çıkmışlar. Çok çocuk sesi gelebilir. Şimdi Kozlu'da işim vardı ama bugün böyle oraya gitmek istemedim. Daha evi falan da süpürmedim. Buzdolabını temizledim. Dolabım bayağı bomboş yani. Pazara da gitmedim zaten. Gidemedim daha doğrusu. Şimdi BİM'e gideceğim. Bir iki alacağım var. Benim aldığım kadife tatlısını Yaren yemedi. Ben onu sevmem anne dedi. Bayağı canı tatlı istedi. Ben de bugün ya supangle yapacağım ona. Bir kararsızım. Böyle BİM'de karar vereceğim. Malzemelerim az. Malzeme de alacağım. Yemeğim yok. Ya et döner alacağım. Bugün dünkü planımı bugün yapayım diyorum. Aslında o kremalı patates istedi ama... Kızım dedim krema dün kullandık, bugün kullanmayalım. Öyle yani, sulu yemek çok yemiyor. Vallahi Yaren'in yemek konusunda acayip böyle dert demeyeyim de çok seçiyor, aşırı seçiyor. O yüzden bakalım neler yapacağım ben de bilmiyorum. Hava da inanın buz gibi. Evet, BİM'e geldim bakalım hadi. Karşıya geçeyim şimdi. Unutmadan alacaklarımı aldım ama sıvı deterjan unuttum. Şimdi onu da alayım. Kar geliyor gerçekten. Üstüne gideyim, şoktan almayayım. Bir tarzı çok sevmiyorum ben. Şöyle denizi çekeyim size. 11 Bilecik selam olsun. Rüzgarın sesine bakın, denize bakın. Coştu yine Karadeniz. Çok şükür uçmadan geldim eve. Botlara yağmadı. Aslında yağmur falan yağmıyor ama geldik bakalım arkadaşlar. İşler beni bekliyor. Çok şükür eve geldim. Saati de 3 yaptım bu arada. Bugün bayağı böyle tembel bir günümdü arkadaşlar. Günlerin yorgunluğu çıkıyor sanırım bir de. Neyse şimdi neler aldım? Şöyle BİM'den tava yoğurdu aldım. 17 liraya düşmüştü. Paşalardan... Yok, Akbal'dan pardon. Şöyle bazlama aldım. Bu o kadar güzel ki, yumuşacık, tostu da güzel oluyor. Akşam inşallah İskender yapacağım şöyle en basitinden. Döner aldım. BİM'den bu güzel oluyor. Bir tane günlük sütü aldım.
Feyre aldım. Deterjanım çok az kalmıştı. Aslında ekmek bugün lazım olmaz ama sabah gitmeye üşeniyorum. Bir tane tekli ekmek aldım. Supangle yapacağım. Onun için şöyle lokmalı kakaolu kek aldım. Yaren Dido'nun bu frambuazlısını çok seviyor. Bir tane aldım. Yine supangle için bitter çikolata aldım. Bunu da süslemek için aldım. Aldıklarım böyle, toplam 120 lira kullandım sanırım, yanlış olmasın da. Evet aynen, 115 işte, 120 deyin düz. Yumurta falan alacaktım, onları unutup gelmişim. Neyse, yarın da sebze meyve alışverişi yaparım büyük bir olasılıkla. Şimdi bunları yerleştireyim. Güzel tatlı malzemelerini çıkarayım, tatlımı yapayım. Yemeğim bugün pratik olacak, görüyorsunuz. Yanına belki mis gibi tarhana çorbası yaparım. Bir de havuçlu mor lahanalı salata yaparım, daha ne olsun. Bazen böyle size de oluyor mu bilmiyorum. Hiç yemek yapasım gelmiyor gerçekten. Hatta yazan arkadaşlar oluyor, hiç Yozgat'taki gibi değilsin diye. Yozgat'ta zamanım çoktu arkadaşlar. Burada gerçekten zamanım yok. Bir de kızımla ikimiz olunca bir şey yapasım gelmiyor açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Neyse, yerleştireyim. Birazdan buluşalım. Toprağa düşen yaprağı sor. Var mı aşktan? Evet. Telif gelmese hiç müziği kapatmam, çok seviyorum. Şimdi malzemeleri çıkardım. Daha önce birçok kere yaptım, hepiniz biliyorsunuz. Ama tekrar göstereyim. Çünkü dün çizili tavuğu göstermedim. Hani çok yaptığım için sıkmak istemiyorum ama çok soran arkadaşım oldu. Buraya ne gelmiş? Şeker gelmiş. Şimdi arkadaşlar neler var? 5 su bardağı süt ekleyeceğim. Bunu isterseniz kullanabilirsiniz, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Altına koyacağım. İsteğe bağlı. Bir tane bitter çikolata, 7 yemek kaşığı şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 tane yumurtanın sarısı. 1 su bardağı da soğuk su var. Onu şu an eklemeyeceğiz. Supangle'yi pişireceğiz. Soğuduktan sonra suyunu ekleyeceğiz, ılıdıktan sonra. Böyle, malzemeler bu kadar. Şimdi sütü tencereye alayım, hep beraber yapalım. Bu kadarcık arttı. Şekeri ekliyorum. Bulaşık makinem de bitti bu arada. Kakaoyu ekliyoruz. Unu ekliyoruz. Bütün malzemeleri karıştıracağım. Tereyağı kıvam almaya başlayınca iki tane yumurtayı da ekliyorum. Bu yumurtayı seviyorum ama bulaşıklarda çok koku bırakıyor. O yüzden muhakkak domestos döküyorum yumurta kabına. Şimdi bunu güzel karıştırayım. Kıvam alana kadar ocakta pişireyim. İndirme yakın tereyağı, çikolatayı ekleyeceğim. Ilıdıktan sonra da dediğim gibi su ekleyeceğiz. Ne varsa kalbinde, yak gitsin anıları. Bir değil bin kere kim geri getirecek kaybolan yılları söyle. Şimdi yavaş yavaş tatlı kıvam almaya başladı. Hemen bu aşamada tereyağını ekliyoruz. Ve tabii ki de bir paket. Kaç gramdı bu? Göremiyorum da normalde 80 gram olması lazım. Aynen. 80 gram. Karıştıralım. Pürüzsüz hale getirelim. Ondan sonra tamamen soğumasına gerek yok. Ilıdıktan sonra suyunu ekleyeceğim. Bir su bardağı soğuk suyu dolaba koydum. Soğusun diye. Bu kadar. Bu soğurken de bulaşık makinem bitti ama onu hemen boşaltmam. Hızlıca evi süpürmem lazım. Her yer toz içinde. Böyle bir günde hiçbir şey yapmayayım, dinleneyim, oturayım diyorsunuz ama olmuyor maalesef. Şimdi ay böyle bir an ruh gibi çıktım. Saat bakın 3.30 oldu. Şu saçıma başıma bir çeki düzen vereyim. Makinemi şöyle bırakayım. Evi süpüreyim. Normalde cam silecektim biliyorsunuz ama hava acayip, denizde gösterdim sizlere. Bayağı bir fırtına var. O yüzden cam işi yalan oldu. Vallahi Yozgat'taki günlerimi özlüyorum. Neden özlüyorum? Daha sık temizlik yapardım. Ne bileyim. Aa, gelmiş bile yağmur. Aynen, yağmur başlamış, göstereyim şimdi size. Benim değirmen dönmeye başlamış rüzgardan. Ve yağmur gelmiş arkadaşlar. Camları görüyor musunuz bilmiyorum da. Yağmaya başlamış.
Neyse, ben şimdi güzel evimi süpüreyim. Camları kaderine bıraktım zaten, yapacak bir şey yok. Bunu da ablam koymuş böyle kitaplığın üstüne. Onu da alayım oradan. Böyle kitaplıkla çok hoşuma gitmedi, bilmem. Ablam herhalde o gün öyle denemiş. Dün şöyle ufacık almıştım. Bunu böyle her gün boşaltmıyorum. Makinemden memnun olup olmadığımı soran arkadaşlarım oluyor. Çok çok memnunum. Şimdi şuradan koltuk kafasını alalım. Bir saniye. Şöyle ışığı da yakalım. Koltuk kafasını da alalım. Güzel süpürelim bakalım. Bana kolay gelsin. Sizlere de iyi seyirler. Şimdi ilk olarak şöyle yastıkları vuralım. En son detaylı annem bendeyken süpürmüştüm son gün. Ondan sonra hep böyle üstünden aldım. Bugün de anneme gitmemişken, biliyorsunuz Elifler'de annem 2-3 gün orada kalacak. O esnada ben de camları sileyim, temizlik yapayım istedim. Ama yapamadım. Yalan oldu. Şöyle kafayı takalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım.
Bir saat sürdü ev süpürmem. Çıkan pisliği görüyorsunuz, sanki her gün süpürülmüyor. Gerçi bu ara dip köşe yapmadım ama şimdi bunu boşaltayım. Her sefer yıkamıyorum. Şöyle bir sileyim hızlı bir şekilde hemen. Tatlımız soğumuştur, onu yapalım. Şarjı da makinenin ilk defa 10 dakika kaldı. Normalde hep böyle 30-40 dakika kalır. Bugün böyle oldu. Nihayet tatlının başına geçebildim. Kaplarımı şöyle çıkardım. Kekimi de açtım. Bir su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Şimdi sıçramasın, şöyle güzel bir şekilde pürüzsüz hale gelene kadar çırpalım. Ondan sonra kaselerimize yerleştirelim. Evet, geçtik, mutfağa geçtik. Şöyle radyomuzu kısalım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kaşık dökeceğim. Hamur kabım var, onu da çıkarmak istemedim açıkçası, böyle kaşıkla dökeyim dedim. Havada bayağı bir yağmur yükseldi. Yani yağmur çok yağmaya başladı. Bu arada Antalya'da deprem olmuş. Hülya arkadaşım yazmış sabah. İnanın hiç haberim yoktu. Geçmiş olsun diyorum. Antalya'ya ve diğer hisseden bütün illere Rabbim beterinden saklasın herkesi. Şimdi kapatalım şöyle kekleri. Çok güzel bir şarkı çıktı. Şarkı eşliğinde yapalım. Şöyle çok doldurmayacağım. Bulaşık makinesi boşalacak, beni bekliyor. Şöyle radyomuzu kısalım. Tatlılarımız gördüğünüz gibi yine her zamanki gibi muhteşem oldu. Benim kuplarım büyük olduğu için 5 kup çıktı. Şimdi bunları dolaba kaldıracağım. Afiyetle akşam yiyeceğiz. Tabii ki biz bunu Yaren'le tüketemeyiz. Ablamlara da nasip olacak inşallah. Bakalım ya ablama getiririm ya o geldiğinde yeriz. Böyle çayla kahveyle. Şimdi bulaşık makinesini boşaltayım. Buraları toparlayayım. Bayağı bir bulaşık çıktı. Hemen bir tarhana çorbası yapayım. Büyük bir olasılıkla saat 4.30 olmuştur sanırım. Zaman su gibi geçiyor arkadaşlar. Evet, bize afiyet olsun. Yaparsanız, denerseniz size de afiyet, şifa olsun. Çorba tamam. Mis gibi tarhana koktu arkadaşlar. Bulaşık makinesini de boşalttım. Şunları da yerleştireyim. Saat 6'ya geliyor. Bizim akşam yemeğimiz hazır arkadaşlar. Hemen şöyle yalancı İskender'i hazırladım. Yoğurt koydum. Tarhana çorbamız mis gibi. Birazcık daha etimiz var. Hepsini ısıtmadım. Salatayı da yaptım. Şimdi Yaren bana yardım edecek. Hemen içeri geçeceğiz. Ağız tadıyla yiyeceğiz. Sos tekrar üzerine ekliyoruz. Ben tereyağı dökmüyorum ağırlaşmasın diye. O zaman ne diyorum? Bize afiyet olsun. Bizi sofra başında izliyorsanız sizlere de afiyet, şifa olsun. Rabbim herkese çok versin inşallah. Yemeği yedik, buraları toparladım arkadaşlar. Her şey çok güzeldi. Allah'ım herkese çok versin. Dün akşam bu kadife tatlısının yarısını yemiştim. Şimdi yarısını yiyeceğim. Şöyle sos döktüm üzerine. Tatlıdan Yaren bir tane yedi. Ben bu varken ona başlamayayım dedim. Çünkü bu sefer bu ziyan olacak. Şöyle çaydan önce bir Nescafe yapayım. Küçük bardakla yapayım. Bana geçenlerde bir arkadaş demiş, keşke hani o kahveyi içmesen, filtre kahve içsen diye. İşte alışkanlık, filtre kahve hiç içmedim. Daha tadına bakmadım inanın. Yaren yapayım diyor da sanki böyle acı içemem gibi geliyor. Türk kahvesi hiç içmiyorum neredeyse, eşim gideli. Böyle 40 yılda bir. Nescafe'yi de inanın her gün içmemeye çalışıyorum ki her gün içmiyorum, görüyorsunuz. Neyse şimdi kahveyi soğutmayayım. Tabağımı alayım, içeri geçeyim. Şöyle bir keyif yapayım artık yani. Evet, çayı demledim. Şöyle bir tane mandalina soydum. Yarısını yedim. Bunu yiyeceğim.
Burada da kapanışımı yapayım istedim. Bugün Masumlar Apartmanı varmış. Ben yine dalmış gitmişim arkadaşlar. Tuğbacığım haber verdi sağ olsun. Bugün bandanayla açtım, bandanayla kapatıyorum. Beyazlarımı görüyorsunuz. Dün rimel sürmüştüm. Saç rimeli hiçbir şekilde belli değildi. Benim gibi beyazdan dertli olanlar var. Bir tane hanımefendi ismini unuttum. Hiç boyamıyorum demiş. En güzelini yapıyorsunuz. Gerçekten eğer o cesaretim olsa hani şimdi yarısı koyu yarısı beyaz çirkin olacak. İnanın boyamayacağım yani. Bayağı bir kötü. Yarın çarşı iğnesim var. İnşallah boya alırım. Yarın Zonguldak'ın pazarı var. Şu an kar kıyamet. Tövbe Allah söyletti herhalde. Şu an yağmur fırtına acayip arkadaşlar. Dedikleri gibi galiba kar geliyor. Eğer yarın hava güzel olursa Zonguldak pazarına gideceğim. Ki beni biliyorsunuz artık yağmur çamur da olsa aklıma koyarsam yaparım. Ama gerçekten bayağı meyve sebze eksiğim var. Gidebilirsem gideceğim. Annem zaten kardeşim de söylemiştim. Yarın da orada kalacakmış. Perşembe eve geçecek. Perşembe de bakalım ben mi giderim onu mu alırım ona göre bakacağız arkadaşlar. Öyle yani bugünü de bu şekilde bitirdik. Tencerelerimi denedim daha doğrusu tenceremi denedim. Melemen yaptım o melemen bana çok geldi ama canım çok istiyordu. Yarısından fazlasını yedim. Akşam yemeğimiz enfesti. Şimdi de çay keyfi yapacağım dizi eşliğinde. Bugün evdeydim sadece markete çıktım. İyi de oldu, dinlenmiş de oldum arkadaşlar. Evet, lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir video olmuştur. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kısmetse yarın inşallah tekrar buluşuruz. Hoşça kalın.